Selam millet yepyeni bir oyun serisiyle daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Red Bull beklentimin çok 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 üstünde hızlı bir şekilde bitti. Ve oyun bir anda bizi bir boşluğa düşürdü. Oyun beklediğimden hızlı bitti ve ben de bu yüzden dedim ki hemen hızlı bir şekilde daha yeni çevirisi yapılmış. Evet orada sol üstte görüyorsunuz. Zenon diye bir arkadaşımız çevirmiş. Ona buradan böyle bir değişik bir öpücük atıyorum. Mad Father. Oyunun ismini hala söylemedim değil mi? Oyunun adı da Mad Father. Uzun zamandır çekmeyi düşündüm. Hikayesinin çok garip olduğu ve Misao yapımcılarının elinden çıkmış bir oyun olduğunu düşündüm. Bu düşünmekle alakalı bir şey böyle. Böyleydi değil mi? Galiba Misao'nun yapımcılarından. Neyse uzatmak istemiyorum ve Mad Father evrenine girmek istiyorum. Babamızla alakalı yaşadığımız bir sıkıntıyı konu alan oldukça <laughs> enteresan, ürpertici ve bilin bakalım nasıl bir oyun. Ben size söyleyeyim piksel bir oyun. Evet. Giriş bölümünü başlat, giriş bölümünü geç. Oyunu hiç oynamadığım için tabii ki başlat. Bu oyun korkutucu unsurlar içermektedir. Bu bizim en sevdiğimiz şey. Küçük yaşlarda olanlar yani her gün 4 saat Fortnite... Neyse tamam tamam yapmadım, yapmadım yapmadım. Bir dakika pikselsin değil mi? Senaryo sen. Abi Bola'yı seviyorum tamam mı? Bu Misao'da da vardı. Senaryo sen. Senaryoyu ben yazacaksam mükemmeldir. Senaryo ben. Pekala sinematik başladı. Severiz biliyorsun. The Last Door tayfası. Like'a çökmeyin. Böyle şeyler ben söylemem. Bana göre değil. Ekranda tam çıkmayabilir. Ama ben size ne olduğunu söyleyeyim. Tamam ekranı ayarladık devam ediyoruz. Şimdi bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Babamızla alakalı bir bu müziklerde böyle sallanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu müziğin olayı budur. Pekala hadi hızlı bir şekilde başta merak etmeye başladım. Nasıl bir evreni var? Baba oha çok tatlı. Oha grafikler çok tatlı. Baba orada mısın? Baba ay ya sana kaç kere anlattım buraya gelme diye. Babamız bir işler karıştırıyor. Evet zaten bu olay bununla alakalı. Üzgünüm baba. Ama şey kendi başıma uyumaya korkuyorum. Aya endişelenme yalnız değilsin. Rahmetli annen her zaman senin yanında. Her zaman seni izliyor Aya. Annemiz ölmüş bunu anlamak için profesör olmaya gerek yok. Çünkü adam söyledi. Tamam mı? Şimdi yatağına geri dön. Peki baba bu kurdeleyle yatmak çok rahatsız edici. İyi kız. Baba yarın... Evet evet ölüm yıl dönümü. Annemin ölüm yıl dönümü. Birlikte mezarın, mezarını ziyarete gideceğiz. Tamam. Şimdi lütfen yatağına geri dön. Biraz babamız neler karıştırıyor? Oğlum o maske ne? Yoksa şu Çin'deki virüs falan neyse tamam. Tamam. Dur. Kim dedi? Hayır. Ah! Yardım et! Baba! Bir dakika ben hareket ettiremiyorum bu arada ettirebilsem babam insanlar üzerinde deney yapan bir psikopat. Peki neden? Babamın sırrını biliyorum. Babam bir bilim adamı. Araştırmayı seviyor ve her zaman Bodrum'daki laboratuvarda kilitli kalıyor. Ve hep o laboratuvardan bir şeyler duyuyorum. Hayvan ve insan çığlıkları. Bir şey söyleyeyim mi? Tam gececi tayfaya. Var ya ben bunu gündüz atacağım ama tam gececi tayfa oyunu ha. Küçükken bile ne yaptığını biliyordum. Numara yaptım. Aslında bakmıyordum. Hiçbir şey bilmiyormuş veya duymamış gibi yaptım. Cahilmiş gibi hissettim. Çünkü babamı sevdim. Aslında orada şey diyebilirdi. Cahilmiş gibi gösterdim. Bu bildiğim tek sır değil. O ve yardımcısı. Annemle ben evde yokken... Bir dakika ben bu hikayeyi nereden hatırlıyorum? Güzel bir örnek. Kalan malzemeleri imha edeceğim. Bu bekleyebilir. Gel Maria. Doktor. Ey bakma burası rütük. Doktor. İlişkimizin farkında bizden bahsediyor. Misao diye isim geliyor kıza ya. Ee, ne olmuş yani? Onun beni sevdiğine inanmıyorum. Problem de bu. Seni neden seveyim? Annemizi seviyoruz biz. Kız yakında 11 yaşında olacak. Zahmetli bir yaş. Baba sen ne kadar duygusuzsun ya. Kızın falan desene kız ne? Ona nazik ol lütfen. Zarar vermeyeceğine emin ol. O benim için çok değerli. Babamız bir sürtük. İlk izlenimim bu. Babamız bir sürtük. Oğlum grafiklere bakın lan size nasıl gözüküyor? Oğlum çok tatlı bu ne? Bak şimdi bilgisayarı kıracağım. Şu an gece yarısı. Annemin cennete gittiği gün. Oha annemizin yıl dönümü, ölüm yıl dönümü. Anne efendim denmez demeyecek değil mi kimse? Aman demesin. Şimdi annemi düşündükçe uyuyamıyorum. Oha ben hareket ediyorum. Oha oğlum bu oyun niye bu kadar tatlı? Bakın size şu an yakaladığım mükemmel bir detaydan bahsedeceğim. Oyunun diğer tarafına gittiğimde diğer taraf biraz karanlık oluyor. Bu güzel, çok güzel bir detay. Dolunay annemin öldüğü günkü gibi. Bu kim? Kar topu. Evcil tavşanım. Merhaba kar topu. İyi misin? Kitaplarımıza bakalım. Kırmızı gözlü yabancı. Kırmızı gözlü yabancı. Yemin ediyorum Misao'ya gönderme. Ah, bir şey düştü. Bir şey düştü. Alalım. Bu ne? Bu da ne? Evet aynı şeyleri sorup durmasak. God gem. Yani mücevherler çeşitli yerlerde gizli. Bazıları alınması için özel eylem gerektirir. Mücevher sayınız menüde görebilirsiniz. Hepsini bul ve... Ve ne? Bir dakika me ve menü nasıl, menü nasıl açılıyor? Gem. 21 tane gem mi var oyunda? Uyuyabileceğimi sanmıyorum bir şey devamlı çakıyor bu arada farkında mısınız? Annemin bir portresi. Anne. Anne gerçekten böyle bir poz mu vermek zorundaydın yani? Neyse bir şey Ne yapmalıyım? Anne. Babamı seviyorum ama. Aşağıda insanları ikiye bölüyor ama beni korkutuyor. O hep bana o gözlerle bakıyor. Ondan nefret ediyorum. Ama biliyorum babam onu seviyor. Eğer babam onunla evlenirse sanırım yeni annem o olacak. Şu bahsettiğimiz kız. Onun annem olmasını istemiyorum. Yeni bir anneye ihtiyacım yok. Bana göre bu dünyada tek bir anne var. Anne. Neden? gitmek zorundaydın ki? Ah be anne. Neyse. Dışarı çıkmak istemiyorum çünkü dışarı çıktım anda öleceğim. O zaman ölelim. Tekrar çıkarsam babam delirir. İşte buna sevindim. Pekala oyuncak ayı. Bir sifon yer. En sevdiğim bebek. Babamdan aldığım bir bebek. Çok eski ve yıpranmış. Bunun için üzgün. Ne oluyor? Maziye gittik. Sana bir hediye aldım Aya. Yaşasın bir bebek. Aya'nın küçüklüğüne bak gerizekalı. Teşekkür ederim baba. O bebek bir dakika. Aa, bebek okey. Ne güzel bir bebek. Neredeyse gerçek gibi. Baba o ge Baba sakın aklıma gelen şeyi yapmadın deme. Baba sakın. Baba bak. Ne oldu lan? Odayı aniden bir soğukluk bastı. Biraz korktum. Yatağa dönmeliyim. Şu camı kapatalım mı? Yatmalıyım. Abi yatarsak ne olacağını bilmiyorum ya. Neyse yatalım. İyi bir gece. Bu gece annemizin öldüğü gece. Bence çok da iyi bir gece sayılmaz. Nereden baksan üç kötü geceye gerek karanlık oldu. Aa gene geçmişe gittik babam. Baba. Çok iyi söylüyorsun Aya. Abi ezel şakası yapmamak için o kadar zor durduruyorum ki kendimi yarım saattir. Aya şarkısına espri yapmamak için kendimi yiyorum şurada ama yapmayacağım. Kendimi tutacağım. Şimdi etrafa dönebilir miyim baba? Etrafta dönebilir miyim baba? Bir saniye. Bunu da buraya koyarsam ne yapıyorsun baba bana? Baba evet bitti. Ne yaptın? Aa taç yaptı babam bana. Bir çiçek tacı mı? Donstar göndermesi yapmamak için gene zor tutuyor. Ama yapmayacağım. Yakıştı mı baba? Evet sana tam oturdu. Oley! Ne gerek vardı ama. Teşekkür ederim baba. Üzgünüm her zaman seninle oynayamam. Baba. Baba ben de sağ... O olsun. Bugün seninle oynayabildiğim için çok mutluyum. Aa annemiz geliyor. Anne. Ölmediği günler. Oğlum annemize bak be. Anne gibi anne be. Ah canlarım oynuyor muydunuz? Anne. Bak babam bana tecek çiçek tecek ne? Çiçek tacı yapmış. Çok güzel sana yakışmış aya. Yani tüm gün onunla mı oynadın? Evet bunu yine yapmalıyız baba. Evet yapmalıyız bir dakika annen de katılmalı. O zaman dört göz... Ya bu kadın bütün gün neredeydi baba biz çiçek tacı oyunumuzu oynarken en sevdiğimiz? <laughs> Oho no. Anne. Üzgünüm sadece başka bir annemiz hasta. Hapşufız. Evet hastalık efektleri. İyi hissetmiyorsan kendini zorlama. Hadi Maria'dan ilaç biraz al. Daha iyi hissetmene yardım eder. Maria. Maria kaç senedir bu evde? Maria dediğini biliyorsunuz değil mi kim olduğunu? Hayır kendim alabilirim. Anne incindin mi? İyisin değil mi? Ya, Hayır böyle şeyleri sen düşünme. Endişelendirdim için özür dilerim. Ben top gibiyim. B Ama turp yerin altında olur. <laughs> Aya gülüşün beni çok iyi yapıyor. Senin gülüşünü göremezsem bu beni endişelendirir. Anne. Tamam. -ta -ta Hadi akşam yemeği için dönelim. Sırf filetosu yaptım, en sevdiğin. Oley, annemin bifteklerini seviyorum. Oğlum ne güzel günlermiş lan. Değil mi baba? <laughs> Tabii ki. Onunkiler dünyanın en iyi biftekleri. Baba Allah'tan ağzında maske yok. Hadi gidelim baba. Bir şey söyleme. Bu oyuna oynama bile deseniz ben oynayacağım bu arada. Bu oyun bu kanalı hak ediyor. Bu kanal bu oyunu hak ediyor. Bu oyun bu kanalı hak ediyor. Bu pardon, bu kanal bu oyunu hak ediyor. Hayır, yani oyun çok güzel. Demek istediğim şey oyun çok güzel. O zamanlar çok mutluyduk. Maria da vardı ama öyle bile olsa üçümüz güzel mutlu bir aileydik. Ama sonra annem hastalıktan vefat etti. Hastalığın tam adı neydi? Ve o zamanki mutluluğumuz şey... Ne? Babam kafayı yedi değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Hayır hayır dur dur devam. Ha? Bu çığlık baba. Bir şey olmuş olmalı. Gidip bir bakacağım. Evet burası çok merak konusu olduğu için ben de biraz şerefsiz bir youtuber olduğum için. Öyle değilim biliyorsun hasta beni seviyorsun. Burada bitiriyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sırf yorumlarınızı merak ettim diye ama ben bu oyuna devam edeceğim. Haberiniz olsun. Bu bölüm burada bitiriyorum. Bundan sonraki bölümler uzun gelecek. Kendinize çok iyi bakın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben bu oyunu sevdim.